Mustafa Kemal Atatürk bir gezisinde öyle bir kişi görür ki dayanamayıp yanındaki valinin kulağına eğilerek sorar. Kimdir bu insan? Efendim, kendisi şıhtır, yörede çok hatırı vardır. Bunun üzerine Atatürk şıhı yanına çağırır. Bak baba, imanın ölçüsü sakalın boyunda, uzunluğunda değildir. Rica etsem de en azından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu gibi kısaltsa. Bunları söylerken de eliyle boyun hizasını gösterir. Şıh, emrin olur paşam der. Aradan zaman geçer, Atatürk Amasya'daki şıhı hatırlar ve valiyi arayıp şıhı sorar. Vali nasıl söyleyeceğini bilememekle birlikte şıhın sakalının boyunda en küçük bir azalma olmadığını, aksine kimselere el bile sürdürmediğini söyler. Konuşmadan sonra Atatürk kağıdı kalemi eline alır ve yazdığının Amasya valisine tebliğ edilmesini ister. Ertesi gün Amasya'dan bir haber gelir ki şıh Atatürk'ü görmek üzere yola çıkmış, çok geçmeden de gelir. Sakal tamamen kesilmiş, sinek kaydı tıraş olunmuş, saçlar kısaltılmış, kılık kıyafet baştan aşağı değişmiş. Bambaşka bir görünüme bürünmüş bizim şıh. Atatürk'ün arkadaşlarından biri kulağına eğilerek, aman paşam, bu adam sakalına el dahi sürtürmezdi. Ne ettiniz de kökünden kestirmesini sağladınız? Kendisini Afyon valisi tayin ettim. Bu görüşmenin ardından da yeni bir yazı hazırlayıp şıha verilmesini ister. Yazı aynen şöyle. İnanç ölçüsünün sakalda olmadığını anladığına sevindim. Valilik meselesine gelince, bugün koltuk uğruna 40 yıllık sakalından vazgeçebilen, yarın başka şeyler için milletinden de vazgeçer. Azlettim dost çakalım.